Kaç saat, 1,5 bütün sivilliler dışarıda. Anlasın sikiyim ya. Arkadaşlar, konumuz atanamayan öğretmenler şehittir. Fethçü, Çakmel Gücü, Süleymancı. Kantinci, çorbacı, ev kiracısı. Anasını sikiyim tüm çakal çukal sırtlarında. Şimdi arkadaşlar, şehit peki Türkiye'de genel bir çoğunluğun karar verdiği bir ünvandır. Bana göre de atanamayan öğretmenler şehittir arkadaşlar. Neden derseniz, şimdi atanamayan öğretmen derken ben sikişmeye gidip, bölüme gidip, okul öncesi bölümüne, fen bilgisi bölümüne gidip gitar çalarken 90'lı atanmayınca profesör olan gıda, jeoloji mühendisliğine gidip çatır çutur sikişirken onu siktim, bunu siktim diye akademisyenlerden gaz veriyordu. Bir anda böyle 70 alan atanan deyince başımıza yüksek ziraat mühendisi, gıda mühendisi olarak çıkanlar değil. Zamanında ataması olup en yüksek bölümler doktorluk tıptı. Ondan sonra eğitim fakülteleri gelirdi. İşte eğitim fakültesi neden bitirildi, neden delirdi bu adamlar, onları da sonra anlatacağım. Yani bu adamlar arkadaşlar bir akıl ve ruhsallığı ağır borallar yaşadığından deliriyor değil mi yani? Öyle Milli Eğitim Bakanı'nın dediği gibi şov yapmıyorlar. Şov amaçlı internet etmiyorlar. Zaten millet deli 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 diyor. Her zaman anlamlatıyor. Zaten adam intihar etse de adamdan ne diyecekler? Zaten bana anlamlaydı. Yani büyük bir düşmanlık var. Gerçek eğitim fakültesi mezunlarına. Çünkü bu adamlar zaten delireceği belli. Neden delireceği belli. Türk'üm doğru yok, çabuk kanı bilkem diye gitmiş. Ama üniversite dediğin kerane amana koyuyor. Bir de az buçuk din biliyorsa peşine takılmıştır FETÖ'cüler. Rüya gördüm rüya. FETÖ peygamberimizi gördü. Yani arkadaşlar, kısaca özetliyorum, atanamayan öğretmenlerin neden şehit olduğunu. Şimdi zaten bu adam Türk'üm doğruyum çalışkanı bilgim diye ezberletmişsin. Bir de Kur'an ezberletmişsiniz az çok. Ama üniversiteye gittiğinde ne bu orospu çocuklarının Türk olduğunu bil. Ne bu orospu çocuklar Türk, ne de bu orospu çocuklar doğru. Ne de Boris bu çocuklar çalışkan değil mi? Yani büyük bir yalan. Ve biraz da az çok Kur'an öğrettiyse, dinler ise, böyle dine ilgiliyse, peşine takılacak adam da FETÖ'cü, Süleymancı. Yani FETÖ'cü geliyor bir gün, ben çörbe içtim. Şey, gel çorba iç, gel bisküviye, gel ping pong oyna. Yok, rüya gördüm, rüyada Fethullah Gülen Efendimiz peygamberimizi gördü. Dedim ki ya senin ananı sikiyim dedim ya artık. Sonra gitti akademisyenlere söyledi. Akademisyenler de FETÖ'cüydü o zamanlar. Bunların hepsi bana bir ağır buran olarak döndü ruhsallığımı. Ve bozdu değil mi yani?
Sen sonra ülkücü, çakma ülkücü. Orospu çocuğu, ben de ülkücüyüm, askere gittim. Yani biz ülkücüz müyüz? Aman ha kodumun oğlu yani. Sen, ben gitar çalıyorum. Sen gitar çalınca bir şey yok. Aman ha kodumun oğlunun ataması yok gelmiş. Aman ha kodumun oğlu. Ziraat gıda mühendisliğine. Sikişmeye gelmiş fen bilgisi bölümüne. Benim o zaman atamam var. Bana gelmiş ülkücülük yapıyor amına kodumun adamı. Ha bu ülkücülük yapan adamlar askere de gitmedi arkadaşlar. Çok ilginçtir ya. Bakın bu üniversitede ülkücülük yapanların yarısı paralı yaptı. Minareyi çalan kılıfını uydurur neymiş, evliydim o yüzden gitmedim. Sonra bir de Süleymancılar vardı. Süleymancılar da çorba içirip kandırıyor. Rum dönmesi piçleri vardı. Onlar da böyle sakallı. Evliyayım diye gezen piç kuruları. Onlar bir yandan saldırıyor. Bir yandan akademisyenler zaten. Kurt amına kodumun adamları. Yapamayacakları projeleri verip PDR'yi ben kurdum, sen kimsin amına kodum, Lala Amerikan kurdu, sen kimsin, sen yarramın başısın. Neyse işte arkadaşlar, normal bir şekilde ağır buranlar yaşadılar ve düzelemediler bu insanlar. Sen bu arada sikişmeye giden, 2 yıllıklara atadın, engellilere iş, bir eğitim bölümleri iş, formasyonla iş, 5 sene dershanede çalış iş. Ne güzel ya. Ne güzel ya. Ne güzel kardeşim ya. Senin bu eğitim fakültesi mezunların serseri oldu. O it köpek mühendis oldu arkadaş yani. Senin atanamayan öğretmenlerin İçkici sarhoş oldu. Onlar evli oldu. Ay ben böyle adaletini sikeyim senin. Neyse işte arkadaşlar. Bunlar yaşayan şehittir arkadaşlar. Zaten şehitler ölmezmiş. Zaten adamlar ölmedi. Yaşıyorlar. Bir yandan da bir FETÖ'cü geliyordu. Yok işte Çeçenistan'da savaşa gidecekti. Oran yani. Senin uğraştığın adamlar doktorlardan sonra zekası en yüksek insanlar, o doktor dediklerinde tıp özel kurslarla olabiliyor, kazanabiliyor. Eğitim fakültelerinden de kendi zekasıyla kazananlar aile desteği olmadığından kafayı yiyip geliyor arkadaşlar. Yani bu kadar basit yani. Ben Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Bir de Müslümanım diye gittim. Ama kurtlar vadisi, çakallar vadisi, itler vadisi. Sen git, eşek sikin, çiftçin, eşek sikin, karpuzcun, amına koyayım hepsi. Berberin hepsi köşeye döndü, amına koyayım. Sen git o eşek siken adamlara din anlat. Sen o eşek siken adamlara din anlat. Müslüman yap ya. Ben zaten Müslümanım. Yani FETÖ. Şimdi bundan sonrası arkadaşlar Allah kerimdir yani. Öyle artık öyle. Bu devir bitecek arkadaşlar. Anlatabildim ya. Atanamayan öğretmenlerin neden yaşayan şehit, neden ölmeyen, onlar ölmez, diridirler dediğini anlattım. Tabii biraz kırkıra vurdum arkadaşlar. Yani kimse atanamayan, kimse pes etmez kolay kolay. Eğer devletse takip edecek yani. 100 adamlar onu deliriyorsa bir üniversitede,
İlk öğretim matematik bölümü bilgisayar bölümünde. Bilerek mi delirtiyor, onu takip edecek devlet. Belki orası bu çocuğun kendi akrabasını almak için, işi akademisyen yapmak için mobbing yapıyor bize. Ve bunlar hiç dayak dayamıyor arkadaşlar, akademisyenler. Bu sıkışmaya gelen adamlar köpeği oluyor. Çünkü üniversitelere onların yönettiğini, aynı zamanda müteahhitlik yaptıklarını da, devlete bağlı olmadıklarını da biliyorum. Adamlar padişah gibi, benim üniversitem diyor, Amerika açmış. Deprem çıkıyor, jeoloji uzmanı sen kimsin yarra? Neyse işte arkadaşlar, bu konu olsun. Bu konuyu daha sonra özellikle akademisyenlerin neden hiç dayak yemediğini, lisede çocuğuna bağırıyorsun gidiyorsun. Benim çocuğuma nasıl bağırır diye öğretmeni dövüyor. Akademisyenin neden dövemiyorsun, götürmüyor orası bu çocuğu. Pizzacıyı bana pizza kötü verdi diye bıçaktan öldürüyor. 30 sanayisinde arabanı parçalıyor. Sike sike veriyorsun hem, çünkü sen sikilmeye alışmışsın. Türk milleti gariptir. İp ne dersin aldırmaz sike. Asıl da söz Türk milleti gariptir. İp ne dersin kızar, anasını sikersin güler. Neyse konu derin, bunları daha sonra anlatacağım arkadaşlar. Yani sikiyorsan büyük sik. Boluysan büyük denizde bol, adamlar bunu yapıyor da zaten. Değil mi? Ne güzel. Türkiye'yi yiyen en fazla 10 bin kişidir arkadaşlar. Gerisi maldır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.